Ya siz ne çekiyorsunuz? Ya evde miydiniz siz oturuyordunuz? Yatıyordur evet. Ulan bu nasıl oldu? Valla biz yatıyorduk, bir patlama oldu. Böyle bir patlama oldu ki deprem oldu dedik, herhalde yıkılıyor. Neden karanlık patlama? Onu bilemiyoruz, alt katta. Biz yukarıda oturuyorduk. Orta katta patlama oldu. Yangın var dediler. O ara hortum vardı bizim banyoda. Hortumu aldım, aşağı koştum, bu kadar. Bina değil mi? Normal bina mı? Evet, normal. Geçmiş olsun. Sağ ol. Açın oğlum, cam açık da. Oyunları komple açın, uçanlar basın. Evdeydiniz o sırada. Evdeydik. Neler yaşandı orada? Bir kupak kuruduk, dışarı çıktık. Çok büyük bir gürültü mü? Çok büyük bir gürültü. Neden kaynaklandı? Belli mi? Bilmiyorum. Haberimiz yok hanım. Herhalde patlama olmuş. Yani bilmiyorum yani. Geldi. Vallahi bilmiyor. Doğalgaz diyorlar ama bilmiyorum abi. Yaralı var mı peki? Yaralı varmış herhalde. Öyle duydum yani. Evet abi. Nasıl oldu bir antrenmanınız? Abi çok yüksek bir patlama oldu ya. Yok uyumuyordum, ben ayaktaydım. Çok yüksek bir patlama oldu. Salih abi nasıldı? Anlat abi. Şimdi ben bu alt dükkandaydım. Saat işte takribi yani 8'i geçiyordu. Çok şiddetli bir patlama oldu. Şiddetli patlama olunca ben ilk etapta bu depremi yaşadığımız için deprem zannettim. Hemen koştum yanda arkadaşlara dedim kaçın dedim deprem oluyor. Çünkü öyle bir sarsıntı da geldi. Biz abi. Ondan sonra baktım herhangi bir sallantı yok, deprem olmadığını anladım. Dedim belki araba kazası olmuştur. Araba kazasını da görmeyince buradan duman yükseldi. Koştuk işte evdekileri uyandırmaya çalıştık. O çocuklar dışarıya düşmüştü. Dışarı mı düştüler çocuklar? Tabii çocuklar dışarıya düşmüştü şuraya. Bu işte malzeme ya. Bütün olduğu gibi yola sıçramış. Üst kattakilerin işi yaptık, uyardık, onları kaldırdık, aşağı indirdik. Ondan sonra vatandaşı oradan... Ne patladı yukarıda? Gaz sıkışması bu. Gaz sıkışması. Ya yukarıda değil, şu orta katta bu. Orta katta. Orta katta, gaz sıkışması. Yani ben böyle bir patlama duymadım. Yaralı kaç kişi var dediniz? Yaralı ben bir bayan, bir erkek gördüm. Onlar da işte yanık vardı. Ben sadece çocuk götürdüm. Yanık ama çocuklar da yerdeydi işte. Ben onları önce anlamadım. Sonra onlar da oraya düşmüşler yani. Durumları ağır mıydı peki? Çocuklar yanık var ama fazla şey değil. Yani. Nasıl abi? Çocuklarda yanık var da yani şey olarak bir şey yok. Yani patlama sonucu dışarı mı fırlamışlar? Nasıl olmuş? Bilmiyorum. Patlama, evet öyle. Şu tarafta yattıkları için dışarı fırlamışlar. Fırlama yani. Dışarı fırlamışlar. Bu elbiseler yukarıdaki ağacı. Şurayı özellikle şuraya da...
duvar nasıl fırlattı abi? Duvar kullanmış. Bir duvarı yok. Duvar kaybolmuş. Baksana şevim ya. Parçaya baksana. Sertli canlı. 5 sot. Deldi bunları. Bir de ambulans o çok geç geldi. Ambulans, ben şimdi size saati söyleyeyim. Tamam, 15-20 dakikada ambulans buraya geldi. Karşı bir taraftan, karşıki korkuluktan geliyor buraya, saplanıyor. Yani bak şu aradaki cam bile kırıyor, düşünün yani. Öyle bir patlama. Yani patlama sonradaki korkuluk debileri. Tabii oranın kaç bir 10 metre var. Yani işte görüyorsunuz, karşı şunlar hep korkuluk. Bunlar hep korkuluk demir, bak kalan parça yapmış. Bunlar hep korkuluk. Hep korkuluk. 1-2-3 yere şey yapmış. Üst camı kırmış, orayı tamamen kırmış. Şu an duvara saplanmış şu an. Saplanmış şey duvara. Çamaşırlar normal, evde gasıl olan çamaşırlar. Tabii onların çamaşırı ya. O işte adamın şeyi, kardolabının çamaşırları bunlar. Kardolabı var orada, ondan şey yapıyor. Kaç kalıyordu bu evde? Evde tam yani 3 kişi üstte kalıyordu, 4-5 kişi altta. Yaralı olarak bir bayan, bir bay, 2 tane de küçük çocuk vardı. Durumlar nasıl abi? Durumları yani yanık vardı, bayanın durumu hiç iyi değildi. Ama bayda yani fazla bir şey yoktu.